Sen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye Ekonomi Televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Emtia Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Tatili boyunca altında aşağı doğru baskınlanan bir fiyatlama vardı. Ama dün Powell'ın açıklamaları sonrasında Varikal'ın programlarındaki programı bitirmişti biliyorsunuz. Bilanço daraltım dönemine girdik. Beklentisiz hakimdi. 95 milyar dolar da daha önce açıklanmıştı. Bu 95 milyar dolar hemen başlayacak mı, başlamayacak mı beklentisi vardı. Oradaki yapı yarısıyla başlıyor. 47,5 milyarla başlanması bekleniyor. 30'u normal tahvil, 17,5'u morgüçlere dayalı tahviller olmak üzere. Bu da piyasa üzerine bir rahatlama etkisi yarattığını belirtelim. Onun dışında 75 bas puan fiyatlamaları Haziran-Temmuz için beklentiler vardı. Bunun da masada olmadığı belirtilmesi. Stresi biraz daha azalttığını, piyasa fazla satmıştı. Biraz tekrardan toparlanmasa imkan verildiğini görüyoruz. Tekrardan altına 1900 sınırına geldik, dayandık. Bakalım mesele 1920 ve üzerine çıkabilecek mi? Esas kritik eşik orası olduğunu hep belirtiyoruz. Birazdan grafiklerde onu değerlendirmeye çalışacağız. Öte yandan petrol tarafında da 110 dolar ve üzerini test edilmeye çalışılıyor. Onun arkasında yatan faktörlerde de özellikle ABD tarafında yaşananların dışında esasında Avrupa Birliği tarafındaki gerçekleşmeler, gelişmeler olduğunu hatırlatalım. Dün itibariyle tavsiye kararı alındı. Kademeli olarak Rus petrolünün ambargo uygulanması şeklinde ve aynı zamanda şirketlere, taşıma firmalarına da çeşitli ambargoların, limana yanaşma yasaklarının gelmesi beklentileri var. Ve bunların da yansıması petrol fiyatlarının tekrardan 5'er dolar yaklaşık olarak yükselmesine yol açtığını belirtebiliriz. İsterseniz bir haber başlığına bakalım ve daha sonra fiyatlamalar ve her zamanki gibi grafiklerle yola devam edelim. Avrupa Birliği'nden Rus petrolünün yasaklanması teklifi, Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa Birliği için ekonomik ve sosyal sonuçları konulu oturumda konuştu. Rusya'ya karşı uygulamaları planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, "Bugün 6. yaptırım paketini sunuyoruz" ifadesini kullandı. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye'nin şikayetini kabul etti. Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Birliği'nin çelik ithalatının azaltılması için aldığı tedbirlere karşı Türkiye'nin şikayetlerinin birçoğunu kabul etti ve birliğe ticaret kurallarına uyma çağrısı yaptı. Avrupa Birliği 2018 yılının Temmuz ayında koruyucu tedbirler çerçevesinde çeliğe gümrük tarifesinde kota uygulaması başlatmıştı. Birlik çeşitli kalitelerdeki çeliğin belirli kotalara kadar ve vergisiz olarak bloğa girmesine izin veriyor. Ancak kotadan fazlasına %25 vergi uyguluyor. Avrupa Birliği için Doğu Akdeniz'den ikame oranı en fazla %20 olacak. Akdeniz ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet Karbuz, gelecek 5 ila 10 yıl arasında Doğu Akdeniz'den Avrupa ihraç edilen gaz miktarının 10 milyar metreküp daha artırabileceğini belirtirken, buna ilaveten Türkiye-İsrail boru hattı projesi gerçekleşse bile Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın Doğu Akdeniz'den ikame oranı en fazla %20'ye çıkabilir dedi. Doğalgazda Mayıs tarifesi değişmedi. Doğalgazda Mayıs ayında itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üreticileri amaçlı tarife sabit kaldı. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ'nin internet sitesine Mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. Buna göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mayıs'ta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2.511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9.450 lira oldu. ABD'den Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık veriler açıklandı. 29 Nisan haftasında ham petrol stokları geçtiğimiz haftaya göre 1.3 milyon varil artarak 415.7 milyon varil seviyesine yükseldi. Ayrıca benzin stoklarında da 2.2 milyon varil azalış görülürken 228.6 milyon varil olarak gerçekleşti. Dizel stoklarında da 2.4 milyon varil azalışla 104.9 milyon varil seviyesinde oldu. Stratejik petrol stoklarında da 3.1 milyon varil azalışla 550 milyon varile düşürüldüğünü görüyoruz. Farkındaysanız haftalık olarak normalde bizim beklenti 5 milyon varil azalması ama bunun altında bir seviyede azalmalar geliyor. Günlük 1 milyon varilik bir arzdan bahsediyordu.
Amerika şu an için onu hala gerçekleştirmediğini, sınırlı bir rakamla yürüdüğünü söylememiz mümkün. Fiyatlamalara dönelim. Altında 1893 dolardayız. Gram altın 903 TL'de. Dolar TL 14.84'te. 3 gün boyunca, bayram boyunca 14.80-14.90 bandında gitti geldi. Dün akşam FED kararı sonrasında 14.70'lere kadar inmiştik. Bugünkü enflasyon verisi sonrasında 69.97'deki tüketici enflasyonuyla karşı karşıya kaldık. 0.73'lük artıyla 14.84'te olduğunu hatırlatalım. Gümüş tarafı 22.95-23 sınırına tekrardan dayandığını görüyoruz. Gram gümüş 10.95'te. Palladium 2.261'te. Platin 990'da. Brent 110.44. WTI Amerikan tipi petrol 107.92'de. Doğalgaz tarafı stresli, 8.47'ye geldi. 8 seviyesinin üzerinde tutunmaya başladı. 8.60 önemli eşik. Birazdan grafiklerde onu anlatmaya çalışacağım. Soya fasulyesi 1669, mısır 804.75, buğdayda 1066, kahvede de 221.20 karşımıza çıkan değerler. Hemen majör faktörlerimize bakalım. Oradaki gelişmeler bize ne söylüyor? DXY tarafında dün FED açıklamaları sonrasında ciddi bir kırılım yaşandı. 103.90 bölgesine kadar koşmuştuk. 104 sınırına neredeyse dayanmıştık. O bölgeden Powell'ın açıklamaları sonrasında geri çekildik. Ama geri çekilme yine çok da derin olmadığını hatırlatalım. 102.50 bölgesinde bulunan 65 barlık, 240 dakikalık grafiğin 65 barlık ortalamasına kadar çekildi. O bölgede dengelendi ve tekrardan tepki verme çabası içinde olduğunu söyleyelim. Ortalama açısına baktığımızda 103 bölgesinin üzerinde kalıcılık gösterme tekrardan başlarsa işin dirileşmeye başladığına işaret edecektir. 103'e kadar olan hareketleri ben tepki niteliğinde kabul ederim. Ama 103'ün üzerinde fiyatlama, özellikle 103.10 üzerindeki fiyatlamalar tekrardan işin nerede kalmıştık'a döneceğini hatırlatmak babında olur. Bu arada yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi var. Oradaki veri buradaki tekrardan hareketlenmenin öndeki ana senaryolardan birisi olma potansiyeline işaret eden bir veri olduğunu da hatırlatalım. 391 binlik bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz aya göre biraz düşüş kaydetmesi beklendiğini hatırlatalım. 247.2 binlik de EDP özel sektör verisi gelmişti. Bakalım ADP'deki beklenti altındaki seyir tarım dışı istihdam tarafında da gerçekleşecek mi? İşsizlikte de 3.5 sınırına düşmesi beklentisi olduğunu da belirtelim. Buradaki yapıda baktığımızda 102.30 önemli bir eşik. O bölgeye kadar sarkmalar olabilir, normaldir. Ama 102.5'un üzerinde kaldığı sürece hala güçlü kalmaya devam etmesi potansiyeli söz konusu olur. Peki 102.25'in altında bir fiyatlama geliyorsak o zaman bizi kırmızı çağırmaya başlar. Orası neresi? 101.43 olduğunda, yani 101.5'lara kadar aslında burada bir potansiyel oluşma durumu söz konusu olabilir. Ciddi koşmuştuk. Hatırlarsanız nereler dedik? 94-95'ler dedik. 97-80'ler olur mu derken 104'lere kadar geldiğimizi görüyoruz. Buradaki yapılardaki geri çekilmeler tamamıyla iş bitti manasına gelmediğinde unutmayalım. Hala güçlü ve diri bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Alternatif ülkelerdeki merkez bankalarının atacağı adımlar önemli. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Faiz artışı gelecek mi, gelmeyecek mi? 0.25'lik bir beklenti olduğunu hatırlayalım. Para birimleri arasındaki ilişkide faiz faktörü oldukça önemlidir. O nedenle Fed'in hızlı koşusuna diğer gelişmiş ülkeler ayak uyduramaması durumunda DXY'deki kuvvetlenmenin kaçınılmaz olarak devam etmesi, beklenmesi gerekir diyebiliriz. Peki tahvil piyasasına bakalım. Tahvil piyasasında seyir neye işaret ediyor? 10 yıllık tahvil tarafına baktığımız zaman yılbaşında yaklaşık olarak 1.5 seviyesindeydik. 1.5 seviyesine 3 seviyesine geldik, dayandık. 3 seviyesinin üzerine geçtiğimiz hafta test ettik. Geçtiğimiz son 3 günde test ettiğimizi gördük. Ama kalıcı olamadık. O bölgeden minimal bir geri çekilme oldu. 2.90'ın da altına inmiyor. Hala 2.96-50'lerde, 60'larda olduğunu belirtelim. Güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayalım. Dünkü açıklamalardan sonra dahi buradaki faizlerde aşağı doğru ciddi bir kırılım olmadığını belirtelim. Kırılım nerede gerçekleşti? Kırılım gerçekleşen yer 2 yıllık tahvilde kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki aşağı doğru seyrin getirmiş olduğu faktör olduğunu belirtelim. Oradaki faize de baktığımız zaman burada görülüyor. Orada da 2.70'lere tekrardan toparladığımızı belirtelim. Yatarlaşma var. Burada da 2.62 sınırına kadar geri çekilmiştik. Gene de toplu halde baktığımız zaman buradaki seyrin hala güçlü kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. 3.0 yani hemen hemen diğer 3'ün altına seyir eden 5, 7 ve 10 yıllık tahvillerinde kademeli kademe 3'e doğru yakınsamaya başladığını söyleyelim.
20 yıllık tahvilde ise 3.32'lik bir faizle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatın. Peki altın ilişkisine döndüğümüzde faiz altın ilişkisiyle ilgili bir grafiğimiz var. Ona bakalım istiyorum. Uzun vadeli getiri açısından değerlendirdiğimizde. Burada enflasyona endeksli tahvillerin TIPS olarak adlandırdığımız tahvillerindeki pozitif tarafa geçişi gösteriyor. Buradaki grafik uzun vadeli bir grafiktir. Yaklaşık olarak baktığımız zaman 20 yılı aşan bir süreye işaret ediyor. Hatta 1995'lerden bu zamana alınan bir yapıya işaret ettiğini vurgulayalım. Görüldüğü üzere buradaki reel getiri tarafı aşağı doğru geldiği sürece borsalar yukarı doğru gittiğini görmekteyiz. Ne zaman buradaki getiri pozitif tarafı ve borsalar dedim altın tarafı için de geçerli. Ne zaman bu taraf tekrardan eksi taraftan pozitif tarafa doğru geçmeye başladı, o zaman riskli bir döneme girilmiş olma ihtimali söz konusu olabilir. Şurada görüldüğü üzere 2020 Mart'ında bir sıçrama var. O sıçrama ile birlikte pozitif tarafa geçiyor. Orada bir kırılım oluyor. Peşinden ikinci bir kırılım şu bölgede gerçekleşiyor 2021'in ortalarında. Orada da pozitif tarafa geçme arzusu sergilendiğinde şu realizasyon geldiğini görüyoruz. Tekrardan bir realizasyon getiren faktör olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Artı tarafta olması altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturan ana unsurlardan biri olduğunu da belirtmek gerekiyor. Peki dönelim hemen grafiklerimize kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Grafiklerimize baktığımız zaman dönelim hemen. Refinitif'in çekirdek MTA endeksine başlayalım. Buradaki seyre baktığımızda geri çekilmeler vardı. Geçtiğimiz haftaki harekette sınırlı kaldığını görmüştük. 298 sınırına kadar geldikten sonra oradan tepki verdiğini söylememiz mümkün. Özellikle enerji tarafındaki fiyatlamanın tekrardan kuvvetlenmesi, 110 sınırına dayanması bizi 315 sınırına tekrardan taşıdığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreç dikkat edin. Yani buradaki hareketin hedef bölgesi aslında baktığımız zaman bize 326'yı hedeflettiğini, yani buradan bir %4, %5'lik daha yukarı potansiyel olma durumuyla karşı karşıya kalınabilecek bir yapıya işaret eden bir grafikle karşı karşıyayız. Seyir ne zaman değişebilir? Burada takip edilmesi gereken ana senaryodaki ana bölge, 298'in altındaki bir fiyatlama olduğunu da belirtelim. Oradaki değişim bize bazı şeylerin farklılaşmaya başladığını gösterir. Altın ETF'lerine bakalım, orada seyir neye işaret ediyor. Hafif bir realizasyon var, 74 milyon sınırına gitmiştik. Ondan sonra son 2000 denemesinden sonra, ikinci tur 2000 denemesinden sonraki gelen realizasyonda 1850'lere kadar geldik. Buradaki %5, %6'lık geri çekilmede buradaki stok veresinin tekrardan 72.3 milyon sınırına kadar geri çekildiğini söyleyebiliriz. Burada bir negatif uyumsuzluk olduğunda net şekilde söyleyelim. Altın haftalık grafiğe bakalım. Altında haftalık grafik açısından burada 2 hatta 3 tane bakmamız gereken unsur var. Bir tanesi eğer son gerçekleşen 2070-1850 hareketinde 1850 kısa vadede dip bölge olarak tescillendiyse, çünkü son 3 gündür hareket yeşil ve yukarı doğru ivmelemek istiyor. O takdirde dikkat edeceğimiz direnç noktaları 1902-1934 hedef noktaları olarak karşımıza çıkacağını belirtmek isterim. Şimdi geldik 1902 bölgesine. O bölgeye geçmekte zorlandık. Tekrardan geri çekildik. Bu birinci faktör. İkinci faktör olarak bakacağımız şey burada 1998 seviyesi test edildikten sonra başlayan bir düşen trend var. Arada bir 1920 hata gerçekleşmişti. O seviye 1917'lere kadar gittik. O harekete baktığımız zaman oradaki düşen trend çizgisi bugün itibariyle kırılmaya çalışıyor. Bu hafta itibariyle kırılmaya çalışıyor. Dünden beri gelen son 3 günkü toparlanma hareketiyle beraber. Eğer biz haftayı 1886 bölgesinin üzerinde kapatabilir isek, ortalama hemen o bölgeden geçtiğini vurgulayalım bu düşen trend çizgisinin. O zaman tekrardan bir toparlanma süreci içine girdik diyebiliriz. Kritik eşiğimiz 1900-1902 bölgesi olduğunu hatırlayalım. O bölgenin üzerindeki fiyatlamalar artık bundan sonra tekrardan yukarıdaki hedeflere doğru koşma arzusunu tetikletir söyleyebilirim. Aradaki dirençlere bakarsak 1922-1929-1934-1944 gibi kademe kademe bir sürü direnç olabilecek faktörler olduğunu belirtelim. Geri çekilmelerde bu deneme 1902 seviyesini aşamadık. Geri sarmaya başladı hareket dediğimiz zaman
1886 ilk destek olarak takip edeceğimize, orası tutmuyorsa aşağıda 1850 geçtiğimiz günlerde test ettiğimiz dip seviye olduğunu hatırlatalım. Ana yapı açısından baktığımız zaman da 816 hedef bölgesi olur eğer 1902 bölgesi geçilemiyor ise. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafik açısından değerlendirdiğimiz zaman buradaki yapıda düşen trendin kırılması, yani şu tepelerin birleştiren bir düşen trend çizgimiz var. O trend çizgisinin geçtiği bölge hemen hemen takriben şöyle yataylaşmayla bile gitse şu bölgede işte 1930-33 bölgesi olduğunu hatırlatalım. O bölgenin üzerine bir fiyatlama ihtiyaç var. Altında sıkıntılı dönem bitti diyebilmemiz adına şu an için baskılı bir dönem içinde olduğumuzu belirtelim. 200 günlük ortalamadan destek bulduk. 1860'daydı 200 günlük ortalama. Aşağısına sarktık 1850'ye kadar ama kapanış yine 1860'ın üzerinde gerçekleşti. O nedenle 200 günlük ortalama çalıştı. Şimdi tepki hareketine baktığımız zaman nereye kadar bizi taşıdı? 100 günlük ortalamayla 8 günlük ortalamanın olduğu bölgeye geldik. Neresiydi orası? Karşımıza çıkan iki önemli eşik 1891-1893. Şu andaki fiyatlamalarda 1892-1893 bölgesinde. Günlük grafik açısından baktığımız zaman da fiyatlamaların muhakkak ve muhakkak 1893'ün üzerinde kalıcılık göstermesi gerekiyor ki hareket tekrardan ivme kazanabilsin. 1893'ü aşabilirse ondan sonraki hedef bölgesi 1913-1914 bölgesi olacaktır. O bölgede de dikkatimizi çeken iki tane ortalama var. Bir tanesi 21 günlük ortalama, nerede yeşilde gözüken 1914'te. Bir de 50 günlük ortalamamız var 1915'te. Bu iki ortalama bundan sonraki önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer bu bahsettiğimiz 1893'ün üzerinde tutunabilir isek. Ve aynı zamanda o bölgede Fibonacci'den de bir direnç olduğunu hatırlatalım. Ne zaman resim bu iki yani bu kümelenen ortalamanın üzerinde fiyatlama almaya başlarız, şu bölgenin içine girmeye başlarız, buradaki fiyat üzerindeki baskının biraz daha hafiflediğinin bize temel göstergesi olacaktır diyebilirim. Baktığımız zaman resim tamamen bu düşüşten kurtuldu diyebilmemiz için de 1933 ve üzerinde fiyatlamaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım. Bir de senaryonun tersine bakalım isterseniz. Bu bahsettiğimiz 1903-1893 bölgesini aşamadık. Buraya geldik, patinaj yaptık. Başarılı olamadık. O zaman yayı bir kez daha geri sarmak isteyecektir. Bu geri sarma noktasında da 1870-1860 ve 1850 sırasıyla önemli destek olacak bölgelerdir. İkili dip çalışması gerçekleştirebilir. Bu bölgeden geldik, olmadı. Geri çekildik, bir tur daha bu bölgeye sarktık. 200 günlükten bir tur daha destek alıp tekrar yukarı doğru gidebilir. O da diğer bir senaryo olarak karşımızda olduğunu belirtelim. 200 günlük ortalamanın altındaki bir seyir oluşması halinde ise resmin iyice bozulmaya başlayacağını da belirtmek isterim. O nedenle 200 günlük ortalamanın altında fiyatlama görmememiz gerekiyor. Bu net bir bilgi olarak karşımızda olduğunu söyleyeyim. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş ETF'lerine baktığımız zaman 950 milyonlara kadar gitmiştik. Çok sert kırılım oldu. 26 dolar seviye, hatta 27 dolar seviyesini test etmiştik hatırlarsanız. O bölgeden ciddi bir kırılımla 22 dolarların altına kadar geldik. Ama stok verisine bakıyoruz. 7-8 milyon onsluk bir azalış oldu. Fiyattaki düşüşle stoklardaki azalış arasındaki korelasyonda bir uyumsuzluk var. Net şekilde söyleyebilirim. Bu da şaşırtıcı olduğunu belirtmek lazım. Gümüşün haftalık grafiğine bakalım. Gümüşün haftalık grafiğine baktığımız zaman burada sarıyla gözüken ortalamamız bizim için kritik ortalamaydı. 100 günlük ortalama. O bölgenin altına sarktık. O bölgenin altına sunuyoruz. Şu anda kısa vadede 23-30 bizim için ana direnç konumuna geçmiş vaziyette. Şöyle son 2021'in 3. çeyreğinden bu zamana baktığımız zaman belli dönemlerde 3-4 haftalık böyle 200 günlük ortalamanın altında, yapan 100 günlük ortalamanın altında fiyatlamaların geldiği dönemler olmuş. Ama altında kalıcılık göstermediğimizi görüyoruz. Aşağıda 21.40'lar önemli destek, 21.90'lar önemli destek olarak çalışmaya çalışan bölge olarak karşımızda olduğunu vurguluyorum. Gene o bölgeye yakınsadık, oradan bir tepki verdik. Buradaki hareketin tekrardan toparlayabilmesi için öncelikle 23.30'un üzerinde fiyatlama ihtiyaç var. Bir. İkinci sıkıntılı bölgemiz 23.90 bölgesi olduğunu, hatta 23.90-24 bölgesi olduğunu belirtelim.
Burada da 3 tane ortalama var. Hangileri onlar diye sorarsanız. 8 haftalık, 21 haftalık ve 50 haftalık ortalamanın 3'ü bu bölgede kümelendi ve bir satış baskısı oluşturduğunu görüyoruz. Şöyle resmi geriye sardığımız zaman şu dönem içinde buna benzer bir satış baskısının 3'ünde oluşturduğu bölge, kümelenmenin olduğu bölge son dönemlerde yaşanmadığını da söyleyelim. Bu işte biraz işin sıkıntılı noktası olduğunu işaret ediyor. Fiyatlamaların bizim bu bölgenin üzerinde bir fiyatlama ihtiyacımız var ki tekrardan iş normalleşsin. Şu anda gösterge bize baskılanan bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söylediğini vurgulayayım. Şuradaki mevcut yapının işareti bize bu bölgeye kadar, hatırlarsanız şu bölge kritik eşik, o bölgenin üzerine taşmamız durumda. Burada bir takozumsu bir gelişme var. Aşağıdaki 21.90'lara kadar gelme potansiyeline işaret edebilir diyorduk. Onun gerçekleşmesi yaşandı diyebiliriz. Peki gümüşün günlük grafiğine bakalım. Buradaki yapı neye işaret ediyor? Gümüşün günlük grafiğe baktığımız zaman burada kısa vadeli önemli bir trend çizgisinden bahsediyorduk. Şu trend çizgisi kırılınca hareket hızlı bir şekilde aşağı doğru zembereyi boşalttı. Şimdi bir yataylaşmaya başladı son 4 gündür. Tepki çabasında 8 günlük ortalamayla temaslanıyor. 23.15'in üzerine tutunmaya çalışıyor. Yani atmaya çalışıyor kendini. Denedi. Bugün itibariyle başarılı olamadı. Tekrardan 22.90'a çekildiğini görüyoruz. Hareketin birinci etapta 23.15 ve üzerinde fiyatlama ihtiyacı olduğu net gözüküyor. Eğer bunu başarabilirse sırası da 23.55, 23.90 bölgelerine doğru hareketlenme isteyecektir. Buradaki seyirde de bize 24.20 ana direnç noktası. 24.20'nin altında kaldığı sürece fiyatlamaların aşağı doğru baskılanma arzusu içinde olacak bir yapıya işaret ettiğini belirtelim. Buradaki senaryo fiyatların biraz da daha baskılanmayla, biraz daha burada bir konsolidasyon dönemine ihtiyacı olduğunu söyleyen bir yapı olduğunu belirtebiliriz. Altın-gümüş paritesine bakalım. Altın-gümüş paritesine baktığımız zaman da burada da son 2 haftada ciddi şekilde altın lehine bir hareketlenme olmuştu. 76 seviyesinden başlayan hareket bizi 84 seviyesine kadar taşıdı. 84 seviyesinden başlayan geri çekilme hareketine 82.5'da daha sınırlı bir yapıya işaret ettiğini söyleyelim. Aşağıda 80-80.5 bölgesine kadar geri çekilme potansiyeli olabilir. Bunu teknik açıdan değerlendirmemize normal karşılamak lazım. Aslında hareketin ana değerlendirmesine baktığımız zaman buradaki seyir bize 80-80.5'ün üzerinde kaldığı sürece hala hareketin yukarı hedefleyen bir yapıya işaret ettiğini söylemekte. Doğalgaz tarafına dönelim. Doğalgaz tarafındaki gelişmelere bakalım. Doğalgaz tarafındaki gelişmelere baktığımız zaman 8.60 önemli bir eşik haftalık grafik açısından baktığımızda ama 8.60'ın üzerindeki hareket de bize yeni bir marj açıyor. Bu marj da oldukça geniş bir marj. Yaklaşık olarak 11.70'lere işaret eden haftalık grafik açısından değerlendirdiğimizde şöyle bakmak lazım. Şurada bir çanak oluştu. Bu çanağın yukarı doğru katlanma durumuyla karşı karşıyayız. O çanağın üst sınırı neresiydi? 6-6.5 arasıydı. Aşağısı neresiydi? 3.5. İşte yukarıda evrilmesi 9.5-10 bandında bir bölgeye işaret etme potansiyelini bize göstermekte. Bu da hala bahsediyorum Avrupa'nın boş olan gaz tanklarını doldurması için Amerikan petrolüne ihtiyacı var, gazına ihtiyacı var ve bu da ister istemez Amerikan gaz üzerine baskının bir süre daha devam etmesine yol açacak gibi duruyor. 8.60'ı ben önemsiyorum. Üzerine çıktığımız zaman oldukça daha radikal fiyatlamalara işaret eden bir yapıya tetikletebilir. Dikkat edilmesi lazım. Daha önceki hep dünkü yorumlarda da vurguladım. 2000-2010 arasında 3 tane büyük atak yaşanmış. Bu ataklarda görüldüğü üzere 2000'de bir 10 dolar yaşama denemesi var. 2003 Mart'ında 11.90 denemesi var. Ve 2005 aralığında da yaklaşık olarak 15.60 denemelerinin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Şimdi bundan sonraki yapıda 8.60'ın üzerindeki yapı bize 10-11 bandında bir bölgeye gitme ihtimalinin kuvvetlendiğini işaret olarak okunması gerekecek. O nedenle 8.60'ı çok önemsiyorum. Çok kısaca da bir de petrole de bakalım. Petrol tarafındaki son gelişmede fiyatlamayı Amerikan tipi açısından değerlendirdiğimizde ortalamanın üzerindeyiz. 107.44 üzerinde fiyatlama önemli. Bu bölgenin üzerindeki kalıcılık bize yeni bir patern açma durumuna işaret ediyor. 111.80'lere kadar gidebiliriz. Ama esas resmi değiştirecek yapı 116.25 üzerinde bir fiyatlamadır.
116.25 üzerinde bir fiyatlama geliyorsa paradigmada tekrardan bir gözden geçirmek gerekir. Başka bir olgular oluşmaya başladığının sinyali olarak okunur. Efendim, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen, MTA piyasasını sundu.